E, bu tabii Türkiye astroloji haritasında da aslında hı hı. kendini gösteren evet. bir şey. Bir de şimdiden söylemiş olayım, önümüzdeki haftaya da atıfta bulunayım. 29 Eylül'de gerçekleşecek olan Dolunay haritası, takip eden yeni ay Dolunay haritalarında hep Mars gezegeni dikkat çekiyor. Hı hı. Mars gezegeninin çok böyle haritalarda köşe noktalara denk geldiği zamanlarda dünyada savaş atmosferi doğuran agresyon vardır. Dolayısıyla sonbahar ayları jeopolitik açıdan hayli riskli gözüküyor. Hmm. Rusya astroloji haritası zaten bu tetiklenmeleri alıyor. Ukrayna astroloji haritası alıyor. Bizim astroloji haritamızda aslında bir etki alma yönünde ve biraz evvel gördüğümüz gibi Afrika üzerinden de ...inan hat var. Yani dünya genelinde uluslararası ilişkilerin sıkışacağı bir zaman dilimi. O yüzden de bu önümüzdeki döneme bakarak bu jeopolitik risklerin hı hı. farkında olarak yatırım yapanlar, iş hı hı. yapanlar, hı hı. her bakımdan seyahat edenler hı hı hı. bu konuyu dikkate almalılar. Bilhassa Ekim'de iki tane tutulmamız var. 14-28 Ekim. Hı hı. 28 Ekim'deki çok önemli bir ay tutulması. Tam da bizim 100. yılımız. Evet tam 100. yılımız bizim için de evet, çok, çok dikkat önemli. çekici. evet. Ee, ve devamında Kasım yani bu yılın. En zorlu veya en mücadeleli e, iki ayı Ekim ve Kasım olarak dikkat çekiyor. Biraz. Evet, evet bunlar kurtucu gibi önümüzde var. Peki evet. bu jeopolitik riskleri tabii ekonomik açıdan da konuşmak gerekir. Yani ekonomiye yansımaları üzerinden en azından konuşmak evet. gerekir. Ee, siz hep söylersiniz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber evet. buradaki bu harita bize ekonomik açıdan neler söylüyor? Şöyle. Özellikle Ekim ayına bakarsak, Ekim ayında Boğa burcunda bir ay tutulması var. 28 hı hı. Ekim'de dediğimiz. Biz Boğa ve Akrep burçlarındaki tutulmaların sonlarına geldik ama en önemli ay tutulmasına varıyoruz. Ee, bu ay tutulması civarındaki gezegen hareketlerine de baktığımız zaman ekonominin dünya genelinde en sıkışacağı zamanların oradan itibaren 2024'de de yansıyacak şekilde kendini göstereceğini anlatıyor. Bu haliyle döviz fiyatlarına yansıyacaktır. Hı 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 hı. Bence jeopolitik riskler sebebiyle sizin dediğiniz gibi yatırım tavsiyesi olmamakla beraber akıl yürütüyoruz. Hı hı hı. jeopolitik riskler arttığında altın fiyatları artar. Tabii. Yine önümüzdeki döneme baktığım zaman gümüş te e, belki de altın fiyatlarına nazaran daha fazla bir artış olasılığını düşündüren şeyler de var. Ben biraz uzun vadeli bir tahmin söyleyeceğim. 2025'in ortasından sonra özellikle bugünkü rakamlara nazaran gümüşte çok daha farklı bir yüksek rakam görebiliriz. Hı hı. Hı hı. Yüksek hı hı. rakamları test edebilir. Bunlar çok genel bilgiler hı hı. gündelik sürekli piyasa tahminine yönelik şeylerdir Uzun madeli hı hı, bazı hı hı, bilgilerdir hı hı. Bunlar ekonomik anlamda hı hı. E, dikkat çekerken Evet ülkemiz astroloji haritasının da aldığı etkilere baktığımız zaman e, zaten içinden geçtiğimiz dönemi de gördüğümüz için sonbaharın kolay olmayacağını buna göre kendimizi hazırlamamız gerektiğini anlıyoruz Rusya'nın çok hareketleri var demiştik hı hı hı. sonbahar hı hı. aylarında özellikle. Hı hı. Bir enerji krizi. Çünkü Mars'tan bahsettim mi? Mars enerji demek, güç demek, efor demek. Mesela vücuttaki kasları yönetir. Hani hı hı. bir şeyi kaldırayım dediğiniz zaman bu Mars'tır. Hı hı. Dolayısıyla kullandığımız her türlü enerji de Mars'la alakalı. Tabii aklı da ilk doğalgaz geliyor burada. Evet. Dolayısıyla o enerji krizi var. Doğalgaza Rusya'nın belki dur demesi riski hı hı. var. Devam bu eden tarz... bir nükleer santral var. Onunla hı. ilgili hiç gözünüze çarpan bir şey oldu mu bugüne dek? Şimdi de? şöyle... E, Nükleerle ilgili konular astrolojide Uranüs gezegeniyle Hı -hı. alakalı. Ve uranüsle dizilimde olan yeni ay, dolunay tutulmalar tabii ki Hı -hı. bu manada dikkatimizi çekiyor. Mesela Mars ve Uranüs'ün karşı taşıcı olacağı Ekim-Kasım ayları var. Özellikle Hı -hı. Kasım Hı -hı. ayı. Bu karşıtlık Mars genel anlamda kazalar, agresyon, savaş, mücadele, enerji. Uranüs'te nükleer, ani, beklenmedik durumlar. Bütün bunları anlattığı için Hı -hı. Allah korusun işte nükleerle ilgili mesela... Çernobil kazasının bir astroloji haritası var. <laughs> bu astroloji haritasında bazı tekrarlamalar bu yıl için ve önümüzdeki yılın ilkbahar ayları için mevcut. E, tıpa tıp aynı şeyleri yaşamıyoruz tabii, tabii ama ki, tabii ki. astrolog böyle çalışıyor, tarihle çalışırken de. Tıpa tıp aynı şeyleri görmüyoruz tabii. çünkü gökyüzü değişiyor. Ama benzerlikler olduğunda ne tür riskler olabileceğini düşünüyoruz. Nükleer kazalar, patlamalar veya nükleer gücün bir risk olarak ortaya konması. Hı hı. Hı hı. Son haritalarda İran çok dikkat çekiyor. Hı hı. Yani İran üzerinden de geçen hı hı. hatlar hı 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 hı. yine bu nükleer konuda nükleer konusunda, nükleer tesisler konusunda İran'ın daha sesini yükselteceği veya daha fazla risk oluşturabileceği bir döngü içerisinde olduğumuzu da düşünüyorum ben. Bu yüzden tabii bunlar hani sonbahar ayları için genel anlamda dikkat çeken şeyler. Ee, tabii hani iyi bir şeyler yok mu mutlaka hı -hı, onlardan hı -hı. da bahsedeceğiz ama Mars terazi burcunda ilerliyor. Hı -hı. Ve Kiron dediğimiz asteroidle karşıt açıda terazi koç ekseninde. Ay düğümleri hani konuşmuştuk hı -hı, koç terazi hı -hı. eksenine geçiyor. Böyle olunca politik alanda işbirlikleri zorlanır. Müştereklikler zorlanır. Birlikte hareket etmeye... Partiler bazında, kurumlar bazında, ülkeler bazında. Hı hı. Demek ki sonbahar ayları biraz bize bunun sinyalini de veriyor. Yani burada dengesiz çıkışlar hı hı. gibi. Şimdi bu söylediğiniz bana mesela Türkiye siyasetinde makro anlamda e, ittifakları benim aklıma getirdi. Bizim kişisel hayatlarımızda mikro ölçekte ise e, ortaklıklar.